Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, burada bir takım altcoin'ler var. Ve bunlarda e, sat sinyali alındığına yönelik işaretler olduğu dile getiriliyor. Bakınız sat sinyali geldi. Bu 4 altcoin için düşüş bekleniyor adı altında. Böyle bir haber var. Şimdi... Ee, kısa vade konusunda zaten sıklıkla konuştuğumuz altcoin'leri içeriyor. Kaldı ki bu videoda e, bununla alakalı konuşmayacağım. Daha çok uzun vade değerlendirmesi bulunmaktadır. Şimdi önce şuradan başlamak lazım. İlk etap zaten ilerleyen süreçte biliyorsunuz. E, Fed'in duraklamaya gitmesi sonrasında e, altcoin sezonunun ancak böyle açılacağı üzerine defalarca konuşmuştuk. O yüzden e, bu kaçınılmaz son işte bankacılık krizi devam eden hareketler vesaire vesaire. Yani kaçınılmaz e, kaçınılmaz son zaten Fed'in duraklamaya gitmesi. Bunu Fed de biliyor. Bununla alakalı Ballard da konuştu. Bununla alakalı e, Bar da konuştu. Yani Michel Bar da konuştu. Ballard da konuştu. Ya pek çok kişiden zaten e, kısa zaman içerisinde ilk kez duyduğumuz e, şeylerdi bunlar ve tabii ki umut verici. Yani kaçınılmaz son buyken Dolayısıyla kısa vade içerisinde şu asla olmamalı. Şu an düşecek, bir hafta düşer, sat. Yani 3'e 5'e bakıyorsanız dolar alınız, altın alınız. Ya bu piyasada çok fazla bu hareketler olmayacaktır, tamam mı? Bu piyasa için şu dönem için uyumlu bir durum olmayacaktır bu. O yüzden bütün şirketler de şu an alım odaklı çalışıyor. Bunun bir sebebi var belli altcoin sezonu başlıyor. E, tam bir boğa açılımı geldi geliyor. E, bütün bunlar olurken düşük fiyatlardan olabildiğince toplamak lazım. O yüzden kısa vadede yok. Ethereum 1800'dü 1700 dolar olacak gibi gözüküyor. Ne yapalım? Satalım. Böyle bir e, durum yok. ya yani Böyle bir çalışma şekli yok. Doğru değil. Şimdi Ether'den bahsediyoruz. Ether zaten başından beri biliyorsunuz piyasada 2023 başladığından beri en çok yukarı meyilli altcoin Ether'di popülerler arasında. E bunun bir sebebi var. Klasiktir ya sonuçta. E, düz mantık bile düşünseniz şöyle düşünün. Ether'in üzerinde ne var? Yani nasıl bir baskı var Ether'in üzerinde? Bitcoin dominansı var. Evet doğru. E peki örnek veriyorum bu e, listede olduğu için söyleyeyim. Luncun üzerinde ne var? Nasıl bir baskı var? Bitcoin dominansı baskısı var. E bir de Ether dominansı baskısı var. Yani sonuç itibariyle böyle bir durum var. Kaldı ki Ether piyasadaki en büyük e, ikinci kripto paradır ki üzerindeki kurumsal ilgi de biliyorsunuz çok çok yüksektir. O yüzden dominans karşısında direnci hayli fazladır ve bu bahar aşaması dediğimiz altcoin sezonu açılmazdan evvel BTC'nin yukarı halli gidişatını izlediğimiz süreçte Ether her zaman e, en iyi kalan Olmuştur, olacaktır da bunu da bilmek lazım. Tabi diğer e, büyük aynı zamanda e, hem popüler hem güçlü hem de ilk hareketçi olan altcoin'ler. Bunlar zaten genelde eski olanlar oluyor. İlk hareketçiler e, çoğunlukla piyasadaki eski olan kripto para birimleri olacaktır. Bakınız XRP, bakınız Litecoin, bakınız Dogecoin e, listede de bulunan. Bunlar da güçlü hareket göstereceklerdir ki mesela XRP ile LTC göstermiştir. Ether şu anda toplanabilir mi? E, Bu anın geri kalanı için muhakkak toplanabilir. Küçük yatırımcının ön yargısının tam aksine Ether'in potansiyel katlama oranları gayet yüksektir. Şimdi devam ettiğimizde ne var? Devam ettiğimizde Dogecoin var. Evet, ne dedik? Bir ilk hareketçidir dedik. Aynı zamanda hala ABD tarafında ve İngiltere tarafında ciddi ölçüde bir tutma oranları olmakla birlikte son zamanlarda enteresan bir durum oldu Ethereum'da demişken BSC balinalarının sıklıkla topladığı ve Dogecoin balinalarını oluşturduğunu zaten biliyoruz. Ya yani Dogecoin balinaları aslında BSC balinalarının bir alt kümesidir desek doğru olur. Dogecoin'i aynı zamanda Ethereum balinaları da toplamaya başladı ve bu çok enteresan bir durum. Yani Shiba Ethereum balinaları tarafından toplanır. BSC balinaları ise Doge toplar. Fakat Doge son zamanlarda Ether balinalarının da ilgisini çekiyor. Dediğim gibi bu çok güzel bir durum. Ether balinalarından da bir kayma olduğu takdirde gerçekten Dogecoin koyun tam bir çağ atlayabilir. cüzdanlar sıkı, güzel toplamalar devam ediyor. Elde tutma oranları güçlü aynı zamanda şimdi Pip de çıktığı için e, Pip'in gücünden de yararlanacak belli bu sezon dahilinde bütün bunları bir kenara koyduğumuzda yani evet orta vade uzun vade yukarı meyilli bir coin e, Elon Musk'ın da spekülasyonlar çıkarmasını bekliyoruz bunlar da geliyor işte Twitter haberleri yakında entegrasyon haberi gelir şu an yapay zeka ile vesaire ilgileniyor kendisi daha çok fakat dediğim gibi e, yakındır. O yüzden Dogecoin toplamak mantıklı mıdır bu e, sezon dahilinde? Mantıklıdır. Dogecoin portföyler de portföylerde bulundurulabilir. Aynı zamanda diğer popüler meme coinler de bakınız bulunmaktadır. İşte Shiba olsun, Floki olsun, ne bileyim Baby Doge olsun. E, bunlara da yayılım gösterilebilir. Lunge. Şimdi Lunge'u önerir miyim bu portföy dahilinde? Lunge'u pek önermem. Çünkü... Her şey ya yani göz önünde bul. Mesela şu anda en son lunç ciddi bir yükseliş kaydetti. Çünkü bayağı düşmüştü. Fakat bu yeterli bir hareket değil. Lunç'da tam anlamıyla birincisi eskisi gibi bir durum görebilmemiz için yani son yükselişler eskisi gibi bir tam ralli sezonla giriş anlamı ifade etmiyor ki günlükte Golden Cross'u almadıkça bu radikal yorum geçerli olacaktır. Anlatabiliyor muyum? Şu anda elimizde ne var şu anda elimizde şu var lunge sene başladığından bu yana altcoinler ortalama %30 yükseldiği bir süreçte lunge %30 düştü yani az yükselen var çok yükselen var kimi ilk hareketçi kimi son hareketçi e, kimi tutmadan kimi haberden kimi yenilikten kaynaklı ama yani az yükselen var çok yükselen var ama lunge gibi düşen yok ya ben bunu söylemek istiyorum. O yüzden şimdiye kadar olanlar e, lunç yoksa elinizde genel olarak çok fazla bulaşmamak gerektiğini ben düşünüyorum. E, bunu da söylemiş olayım. E, bir diğeri sonuncusu Polkadot. E, muhakkak ben bu sezonun en ilerinden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Polkadot'un neden? E, ciddi yatırımlar aldı, çok büyük ilgi topladı. Ethereum'dan kopmuş bir ekibi olduğu gibi Çin kökenli de bir e, projedir. Dotcoin elde tutma oranları en yüksek coinlerden bir tanesiyken e, faiz oranlarını dengeli buluyorum. E, i̇yi ve istikrarlı bir durumu vardır. O yüzden ben muhakkak e, bu sezon gerçekten de Dot'u portföylerde bulundurulabilecek bir e, coin olarak değerlendiriyorum. Benzerleri vardır. Avax, işte Sol, Ada olsun, Matic olsun. Bunlar da hemen hemen e, Dot skalasında ve değerlendirilebileceğini düşündüğüm coinlerdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.